Merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz rölyefi daha önce yapmıştım. Fakat istek geldi nasıl kalıplar çıkardığıma dair. Tekrar bir tane daha yapacağım. Birlikte yapacağız. Eski bir kutu buldum. Ahşap kasam yok çünkü. Kutuya yapacağım. Şöyle bir görebildiğim kadar resmi tekrardan çizdim. En ince mukavvaya parçaları aktaracağım. Artık rölyefin bu aşamalarını zaten biliyorsunuz. Gereksiz bilgi vermeyeceğim bu videoda. Hızlı geçiyorum o yüzden. Daha önceki videoları izleyenler zaten biliyorlar. Buraya kadar nasıl yaptığımızı ayrıntılı bir şekilde çok rahat anlayabiliyorlar zaten. Bu şekilde evin kalıbının birincisini çıkardım. Buraları hızlı geçiyorum çünkü zaten bildiğinizi umuyorum. Daha önceki videolarımı izlememiş olanların da kanalıma girerek daha önceki asetattan cam yapmayacağım. Her zamanki gibi ahşap macunumu, bu tabi rölyef pasta da kullanabilirsiniz bunun yerine. Ben ucuz olduğu için ahşap macununu ve aynı işi gördüğü için tercih ediyorum her zaman. Şekillendiriyorum arkadaşlar bir kalem yardımıyla. Form veriyorum ön parçaya. Arka parçaya da veriyorum. Yapıştırıyorum tabanı. Bunu da daha önceki videoda gösterdiğim için böylece hızlı geçtim. Hatta elimde eski
parça vardı. Şu köşesi de birazcık eksik, orayı tamamladım. Altına gazete doldurmayı unutmayın arkadaşlar, çökme yapmasın. Ben burada koymayı unuttuğum için çökme yaptı. Pardon. Çökme yaptı, biraz başıma bela oldu açıkçası. Bu aşamada sakın unutmayın, gazete ile doldurun arkadaşlar altını bunu. Zaten üstüne malzeme kaplanır. Bu malzeme de arkadaşlar tutkal, rulo peçete ve alçı karışımı bir malzeme. Onu sürdüm tabana. Onun üzerine biraz daha tutkal sürüp kum koydum arkadaşlar. Bastırıyorum. Artık iyice kuruyana kadar bir gece bekledim arkadaşlar. O arada kağıdı olur. Önünün arkasını akrilikle boyamıştım. Şu an yaptığım şeyi göreceksiniz ne yaptığımı. Küçük parçalara kestim. Arkadaşlar bununla ne yapacağım? Sizce ne yapıyor olabilirim? Evet arkadaşlar, muz ağacı yaptım. Bu şekilde muz ağacı yaptım. Üzerini tekrar akrilikle boyuyorum. Biraz doğallaştırmak için açıklıklar, koyuluklar veriyorum. Bu şekilde arkadaşlar muz ağacımızı yaptık. Dediğim gibi diğer videolardan daha farklı şeyler görüyoruz. Tas hamuruyla önce yapıştırıcımı sürdüm. İnik hamurlarımla bahçenin yanındaki taşları oluşturuyorum. Şimdi çerçevesini yapacağız arkadaşlar. 1 santimlik straforla şeritler kestim. Ahşap tutkalıyla, polimer tutkal da olur, yapıştırıyorum ama bol bol sürüyoruz arkadaşlar burada tabi. Zaten kutum patlak çatlak. Artık bir şekilde idare ettim. Bir araya getirip sertleştirdim. Gerçekten sağlam oldu. Bol bol tutkalla kasamı da sağlamlaştırmış oluyorum. Kalınlaştırmış oluyorum. Bir de üstüne çerçeve koyacağım arkadaşlar. Çerçeve için ölçümü aldım kasamdan. Böyle bir kare parça çıkardım arkadaşlar. Çerçeve parçası. Bu en kalın mukavva arkadaşlar. Bunu da ahşap tutkalıyla hem önünden hem arkasından kurduktan sonra tabi tutkalladım. Kuruttuktan sonra tekrar ahşap macunumu veya dediğiniz gibi isterseniz tabi kullanıyorsanız rölyef pastanızı bol bol sürüyoruz. Diş fırçasıyla kabartılar veriyoruz. Boyut, doku veriyoruz arkadaşlar. Bir de kalemle şekiller yapmak geldi içimden. Bu şekilde basitçe kalemimle
şekiller yaptım. Birazcık yamuluyor arkadaşlar kururken bu aşamada. Onun için üzerine bir duralitle kurumaya bırakırsanız sapsağlam bir şekilde çerçevenizi kurutursunuz. Şimdi bu rölef pasta arkadaşlar, bu gerçek rölef pasta, ahşap macunu değil. Onunla denizin dalgalarını yaptım. Tutkalla evin dibindeki oluşturduğum taşların içine yosunlarımı yapıştıracağım. Bunlar satılıyor arkadaşlar. Zaten öyle yapan kişiler bunları biliyor. Ağacımı yapıştırdım arkadaşlar. Bir de arkaya ağaç yapacağım. Ağaç yapımını da bu tarz ağaç yapımında daha önceki videomda var. Ayrıntılı bir şekilde. O yüzden hiç bununla oyalanmak istemedim. Aynı şekilde çatı da öyle. Nasıl yaptığımı daha önceki videoyu izleyenler zaten biliyor. Oluklu mukavvalarla yaptık. Arkadaşlar doğal yosunlarımla bitkiler oluşturuyorum. Bunları da yolda geçerken buldum. Çok hoşuma gitti. Her yerde de yok. Tek bir yerde gördüm. Alıp boyayabileceğimi düşündüm ve getirdim. Kuruydu zaten. Kurutmama da gerek kalmadı. Boyuyorum arkadaşlar akrilikle. Kalıcı olsun. Evet arkadaşlar. Zımparamı atıyorum tabii ki. Ahşap macunumun pıtırcıklarını, dikenlerini temizleyebilmek için zımpara attım güzelce. Pardon. Yapıştırıyorum. İki tarafı da bolca tutkalladım. Aralık kalan yerler vardı. Oralara da tutkal doldurdum arkadaşlar. Dediğim gibi kutu biraz yamuk yumuk olduğu için tutkalı bayağı bir fazla kullandım yani açıkçası. Arkasından da takviye yapıyorum. Bu şekilde tutkallayarak. Yani işte bu elimizdeki malzemelerle yapabileceğimiz bir obje olmuş oldu. Sanat eseri mi oldu artık bilemeyeceğim. Arkadaşlar, likit çat diyor. Boya biraz böyle pudralı bir boya. Matlık veriyor. Birazcık objemin, yani çerçevemin üzerindeki kabartıları. Şu an yaptığım şey kurutma, fırçamı kurutma. Vıcık vıcık boya olmayacak arkadaşlar. Hafif hafif üzerinden biraz renk, biraz eskitme yapmış oluyorum. Şıklaştırmış oluyorum dümdüz olmasındansa çerçevemin. Arkadaşlar bu da delgeç. Daha önceki videoda zaten çiçekleri böyle yapmıştım. Şimdi de bir elmalar yapacağım ağacımın üzerine. Kırmızı el işi kağıdı mat. Delgeçten geçirdim. Tutkalla ağacıma yapıştırdım. Daha sonra akrilikle boyadım. Arkadaşlar kurutmaya bıraktım. Birazcık balkonda. En son verniğimi atıyorum. Su bazlı. Sprey vernik de atabilirsiniz. Ama ben su bazlı verniklerden gerçekten matlık vereni bir tek bu markada buldum. Bilenler biliyor. Gerçekten mat oluyor bu. Şimdi reklama girmesin. Evet arkadaşlar. Bu şekilde rölyefimizi bitirdik. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.